bırak, anne sütü zamanı. Artık emmek istemiyorum. Aa, itiraz yok. Bir bebek için en yararlı şey anne sütü. Ya ama bunu günde kaç defa yapıyoruz? Ama ne kadar çok yaparsak senin için o kadar faydalı. Hem böylelikle benim sihirlerim sana anne sütüyle geçmiş olacak. Sen bu anne sütüyle geçen sihirleri bir bardağa koy. Ben de onları öyle bardaktan içeyim. O da nereden çıktı şimdi? Çilek, Ceren ablam, Cem abim her şeyi bardaktan içiyorlar. Ben hep memeden içiyorum. Zamanı gelince sen de öyle içeceksin. Ne zaman yani? Büyüyünce. Of! Hemen büyümek istiyorum artık. Sakın büyümeye falan kalkma. Benim başımı derde sokma. Ben çıkıyorum aşkım. Tamam canım. Ama gel ben seni bir öpeyim. Hadi öp. Ne güzel tıraş da olmuşsun sen. Hı hı. Saatler olsun. Beni de öpsene baba. Hadi kızım da versin bir öpücük babaya. Aa, mis gibi kokmuşsun. Ben çıkıyorum aşkım. Dönüşte istediğin bir şey var mı? Yok, zaten ben bugün dışarı çıkacağım. Betüş'e doğru uğrayacağım. Dönerken bir şeyler alırım. Peki, bay bay. Hadi hoşça kal. Güle güle babacığım. Teyzeme gideceksen beni çileye bırakır mısın? Bırakırım ama uslu duracağına söz verirsen. Söz anneciğim. Ne? Bir dakika. Geliyorum. Haydan merhaba. Merhaba Firuze. Hayırdır? Ben Betüş'ün kafesine gidiyorum da düşündüm ki eğer size yük olmazsa toprağa bakabilir misiniz? Ayol, yük ne demek ayol, yük ne demek? Aa, toprak gelmiş. Naber Çilek? Seninle oynamaya geldim. Ne iyi olmuş. Hem bugün Buket de gelecekti, beraber oynarız. Yaşasın. Değil mi Firuze abla? Al bakalım. Hop. Ferim. Hiç merak etme Eda'cığım. Sen toprağı ne zaman bize bıraksan onunla sadece Çilek ilgileniyor. Bir düşürse bir ağlatsa ya, yok. Vallahi senden benden iyi bakıyor maşallah. ne de olsa biz periyiz. Bebekken bile kimsenin bize bakmasına ihtiyacımız yok. Neyse, ben de o zaman içim rahat rahat gideyim. Merak etme teyze. Anneme selam söyle. Tamam, sen de Cem'le Ceren'i öp benim için. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Görüşürüz. Kim nerede gelmiş, çiçekler getirmiş. Bunları size aldır Firuze abla. Bana mı? Bize hep güzel şeyler ikram ediyorsunuz. Bir teşekkür olsun. Bak kıskandım şimdi. Üzülme canım. Senin de şiir defterinin arasında bir sürü kurtulmuş çiçek var. Hepsi de Kerem'den. Aa, Toprak da burada. Merhaba Kerem abi. Ne haber? İyidir. Niye ne haber diyorsun ki, konuşamıyor. Bir konuşsa da şununla sohbet edecek. Bu çok tatlı bir şey. Evet, çok tatlı. Merak etme, yakında büyüyeceğim. Bol bol konuşacağız. Nasıl? Ne nasıl? Yok bir şey abla. İçeri gidince konuşuruz Çilek. Bu seninle benim aramda sır olacak. Cem yok mu? Odasında. Sabah odasına bir kapandı. Kapanış o kapanış. Tuğçe'ye aşk mektubu yazıyor. Bu da büyük sınıflarda mı da bu arada? Biliyor musun Kerem abi? Abim ablam oturup dururken kokulu kalem aldı. Ama bana hiçbir şey yok. Of! Hangi şiiri yazsam ki Tuğçe'ye? Burada bir sürü aşk şiiri var ama sanki hepsi bir kız tarafından bir erkeğe yazılmış gibi. Bu şiirlerin altında niye şairleri yazmıyor ki? Hepsinin altında sadece Ceren yazıyor. Ne zaman yağmur yağsa seni düşünüyorum. El ele yağmurda yürüdüğümüz günü. Sonra hatırlıyorum veda öpücüğünü. Bak sen. Ceren! Efendim abi? Bunlar ne? Bilmem. Al da bak o zaman. Aa, ne oluyor ya? Bunlar benim şiir defterimden. Abi, bunların sende ne işi var? Şiir defterimin fotokopisini mi çektirdin? Çektirdim. İyi ki de çektirmişim. Böylece yazdığın aşk şiirlerini görmüş oldum. Bu sabah odandan ne aldığı şimdi belli oldu. Ne?
Ceren uyurken odasına girip şiir defterini aldın deyip... ...sonra da kalem almaya gidiyorum deyip fotokopisini çektirdin. Ondan mı bana kalem aldın? Eğer seni yakalarsam kızmayayım diye değil mi abi? Çok terbiyesizsin, çok! Sensin terbiyesiz. Bu şeylerde öpüşmek falan var. Siz bununla yalnız kalınca ne yapıyorsunuz? Biz Zatu Hüseyin'le el ele bile tutuşmuyoruz. Hiç de öyle şeyler yapmıyoruz. Sen çekil ölümden, elimden bir kaza çıkacak. Abi adı üstünde şiir, şiir olsun diye yazıyorum. Ya sen onları benim külahıma anlat. Babam bir gelse bunları tek tek göstereceğim. Bak kızın neler yapıyor da şiirlerine bile yazıyor diyeceğim. Ama bu doğru değil. Hele bir babama bir şey söyle abi. Seni çok kötü yaparım. Sen karışma ufaklık. Al o zaman. Kim yaptı bunu? Kimse yapmadı. Sen kendi kendine geriye gittin. Bak biz buradayız. Sen yaptın değil mi? Sana dokunmadım bile. Sen bittin. Üstüme gelme. Bu sefer büyüğü mühimlemem karşılık veririm. Çünkü bizi haksız yere suçluyorsun. Ne yani? El ele tutuşmadınız mı? Tutuşmadık ama bir şey merak ediyorum. Niye Ceren'in şiir defterini izinsiz aldın? Allah bilir, Tuğçe'ye aşk mektubu yazmak için Ceren'in şiir defterinden kopya çekecekti. Tabii ya. Tuğçe gelsin bak nasıl söyleyeceğim. Kesin Tuğçe'dir. Gel Tuğçe. Ne oluyor? Cem, sana söylüyorum, ne oluyor? Hem de rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizimle.